Aslında kolay değil ya, bu bir sanat meselesi. Bu ayakkabı, bu işi sanat, çok zor iş. Dizini de uyuyorsun bir. İkincisi incelik isteyen bir şey. Mesela ufacık, en ufacık derinin bir tarafına bir hata verirsen ayakkabı kötü olur. Böyle yani, bu işler ince, öyle kolay bir iş değil bu ayakkabı. Herkes kolay görebilir de kolay değil. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. Ben Şükrü Ögel, 1947, 1'e 12-1907 doğumluyum. Kayseri nüfusuna kayıtlıyım. Bunu alıyorum. Biz mahallede çocukluk işte gezerken bir arkadaş dedi ki, ya ben seni ayakkabıcılığa götüreyim dedi. Biraz haftalığını fazla verirlerdi fakir çocuğu olduğumuzdan. Biz de iyi dedik, geldik, öyle başladık temel aşamadan. Temel aşamadan başladıktan sonra işte çıraklık, 3-5 senemiz öyle çırak geçti. Kalf olduk. Kalf olduktan sonra biraz daha ayakkabıyı kavramaya başladık. Kavradıktan sonra yıllar yılı, yıllar yılı kovaladı, bu zamana geldik işte. Çoluk çocuğa kardık, evlendik, bağlandık. Mesele böyle yani. Ayakkabı ustalığı çok ince bir meslek. Çocukluktan, çıraklıktan geleceğin, belleyeceğin. Öyle basit bir mesele değil bu yani. Sanat. İnce iş, sanat. Bunu belleyeceğin yani, yıllarca belleyeceğin. İnneyle kuyu kazmak diler buna. İnneyle kuyu kazmak diler bu işe. Bu iş öyle kolay değil yani. Bu meslek çok ağır bir meslek yani. Bunu her adam belleyemez de, sanatkar olamaz da. Sanatkar olmadığın zaman bu işi devam ettiremen. Anlatabiliyor muyum? Bu işi devam ettiremen. Sanatkar olacaksın. Piyasada daha çok mesela yapanlardan, satın alanlardan, oralarda kendini kanıtlaman gerekir. Bu adam usta, bu adam sanatkar, bu ayakkabı yapar demeleri gerekir. Yoksa ayakkabını pazarlayamam. İlk defa deri alıyorsun. Bu deriyi aldıktan sonra bunu şablonları var istampaların. Modellerine göre değişik şablonları var. Onu da kesiyorsun bunu. Kestikten sonra bunu sayacımız var bizim. Sayacıya veriyorum. O da ayrı bir meslek. Sayacı onu veriyor. Sayacı sana dikiyor. Dikip geldikten sonra bunu mesela kendin oturuyorsun. Bunun taban astarısı var. Kalıplar belli zaten. Kalıplar ayarlanmıştır. Bunu taban astarı yatırıyor. Taban astarı yatırdıktan sonra o sayanın yani saya dediğimiz deri yani. Derinin yüzüne ilaç çalıyorsun. Yapıyorsun yani bunu. Ufak ufak aşaması var bunun. Bombesi var, portu var. Öyle çekiyorsun kalıba. Çektikten sonra bunu montalıyorsun kenarını. Tel çiviğiyle montalıyorsun. Montaladıktan sonra bunu fırına atıyorsun. Fırında bir müddet duruyor, yarım saat kadar. Kuruyor ayakkabı. Eskiden biz güneşte kurudurduk bunu. Eskiden bunu güneşte kurudurduk biz. Şimdi fırın çıktı. Fırında kuruduyor. Bu durumda oradan aldıktan sonra o tel çiviler sökülür oradan. Tabandan tel çiviler sökülür. Taban mesela, taban yapıştırılır. Tabanı yapıştırın mesela. Makinelerimiz var. Makinelerimizi ısıttıktan sonra tabanı yapıştırın. Ayakkabı bitmiş olur. Ayakkabı oradan fırından çıktıktan sonra ayakkabının daha iç forması var. Bunun içini dışını, elini yüzünü boyayacaksın. Kutu meselesi var. Kutuya koyup pazarlamaya başlayacaksın. Ayakkabı böyle yani, ince. Çok işi var. Anlat anlat bitmez. 26 çeşitte para ödersin bu ayakkabı işinde. 26 çeşit malzemeye para ödersin. Bitmez yani ayakkabının işi. Çok zor. Ama adam mesela ayağına gidiyor, tuvalete gidiyor. Orası da ayrı bir mesele. Bu ayakkabı işi böyle. Sen dilinle yalan ama adam ayakkabıyı giyer, tuvalete gider. Bu böyle yani. Ayak işi böyle. Bu mesleğe çırak olarak biz başladık, çocuğuyduk işte mesela, ilkokulu bitirdik. İlkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe geldik. Bu mesleğe gelmemizin sebebi de bir arkadaşımızın vesilesiyle, burada Vezir Han'ı var. Vezir Han'la geldik bir ustanın yanına. Orada çalıştık bir müddet. Eti senin, kemiği benim dedi eski ustalara. Babam benim ihtiyardı gerçi de.
Eskiden gelenler öyle dedi. Eti senin, kemiği benim. Böyleydi yani mesleğe gelen adam. Ve geldik işte Çıraklı'dan başladık. Okullar 4 sene oldu yani işte 4+4. Bundan kaynaklanıyor. Çünkü eskiden mesela 5 yıl ilkokul vardı. İlkokulu bitiren adam bir sanata verilmek istenirdi. Şimdi öyle yok. İlkokulu bitiriyor, ortaokulu bitiriyor, lise. Bebelerin de, gençlerin de hoşuna gidiyor. Okumak daha rahat iş, biliyor musun? Ekmekilden, su gölden. Babasından yiyor, içiyor. Okuyabiliriz, okuyor, okuyamıyoruz. Liseye geldiği zaman da çıraklığa verip mesleğe verip mümkün diye yani. Adam 17-18 yaşına geliyor. Nasıl sen adamı tutup da ayakkabıcı daha getireceksin ki? Ustasın diyor adam. Anlatabiliyor muyum? 18 yaşında bir adama meslek belletemezsin ki. Her şeyi yaşıken eğilir. Ağaç bile yaşıken eğilir. İnsanlar yaşlanıyor, ondan kaynaklanıyor ekseri. İççi gelmiyor, çırak gelmiyor. Alo. Üzülmez olur muyum ya? Üzülmez olur mu tabii? Meslek bitiyor mesela, üzülmez olur muyum? Gençlik gelmiyor, sanat olmuyor. Şimdi okuyor, ne oluyor ki ya? Okuyanla ne oluyor kardeşim? Okuyanda da hiçbir şey yok. Adam o doktorluğu yakalayamazsan öte yanı dırıvırı. Gidiyor 2,5 lira maaşla çalışıyor mesela. Bizim buraya gelse daha fazla kazanır ama yok işte. Herkes okuyor yani şimdi. Okuma çıktı. Eskiden okuma yoktu öyle. İlkokulu bitirdin herkes bebesini mesleğe verirdi. Ama şimdi ondan kaynaklanıyor. İnsan üzülür tabii. Üzülmez olur muyum? Mesleğimizde ne kadar adam fazla olursa o kadar daha iyi olur. Ama yok şimdi. Ya okumayı boş ver ya. Okumak ne ya? En güzel iş var ya meslek sahibi olacak. Meslek sahibi aç kalmaz. Adam 25 yaşına geliyor, 30 yaşına geliyor. Daha babasının sırtında ya. Okusa ne olacak bu adam ya? İş yok, güç yok. Okusa ne olacak? Mesela iyi bir yere tutturamayan adamlar hepsi. Ha sen de biliyorsun mesela işte. Sen şimdi bu işi yapıyorsun mesela. Bu eğer bir yeri tutturabilirsen, eğer başarılı olabilirsen ekmeğin kazanın. Yoksa vay babam vay. Git gel. Ya ayakkabıcılık kardeşim sanat. Bu ayakkabıcılığı bilen adam var ya dağın başına gitse az kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Az kalmaz. Sanat. Niye olursan olsun sanat. Sanat çok önemli. Okuyabilir bir adam, alim olabilir de işte onlar da zor ya. E şimdi bak doğudan başlıyor mesela. Sivas'ta bitti, Malatya'da bitti, Erzincan'da bitti. Hep o yandan bu yanlığa doğru geliyor, batıya kayıyor. Şimdi meslekte kuvvetli olan iller Hatay, Adana, Bursa, İstanbul mesela, Ankara buralar kaldı. Buradan böyle gidiyor işte. Bizim burada da bitti meslek yani şu anda. 2-3 kişi bir adam kaldık şurada. Şu koca ham var olduğu gibi boş. Ya burada 2-3 tane ayakkabı yapan var öyle. Her adam ayakkabı yapamaz. İçlikli yapamaz, gösterişli yapamaz. Bu da bir ayrı sanat. Nasıl berberin iyisi var, kötüsü var. O da bu ayakkabıcılık da böyle mesela. Bunun kaliteli yapanı var, kalitesiz yapanı var. Ustalık burada zaten işte. Ayakkabının merak etmek, ustalık burada. Bu işler hep böyle gidiyor ya. Her şeyin bir mesleğin sırrı var mesela. Meslekte dikkat edersen işine temiz yapan. Dikkat etmezsen yapamam. Ayakkabın kötü olursa kimseye satamam. Ya bitiyor işte mesleğe gelen olmuyor kardeşim. Meslek öyle bu işi yapmak kolay değil. Bir paketleri bu 10 bin milyar, 1,5 milyar tutuyor. Nasıl alacak, nasıl yapacak adam? Zor yani bu mesleğe sermaye gerektiriyor. Zaten bu meslekte çalışanlar genelde fakir çocuğu. Anladın mı? Öyle olduğu için de sermaye gerektiriyor. Bu işi yapmak kolay değil ki. Buraya bu tezgahı kurmak. Biz 50-60 senedir bu tezgahı ancak kurabildik buraya biz. Yılları kovaladı da kurduk. Bu ayakkabıları, bu malzemeleri buralara getirip götürmek, yapmak mesele yani. Gençliğini özledim, gençliğini. Şimdi delikanlı bu meslek genç mesleği, genç. Bunu 60'ı geçtikten sonra bu mesleği yapamam. Genç olacaksın, genç mesleği bu. Akşama kadar dizini döven, vücudun her tarafı birden hareket eder ayakkabı yaparken. Çok şükür severek yaptım. Başka seçeneğimizde yoktu zaten. Severek yaptık, severek çalıştık. Çok şükür bu meslekte bu zamanı bulduk. Şimdi çok şükür yani Allah'ın izniyle. Kazandık 5-10 kuruş.
Çocuklarımızı evlendirdik, ev aldık, araba aldık. Daha bundan iyi hayat olmaz. Ya o dönemlerde ayakkabıcı çok zordu. İki ustaydı, 8 çivi ayakkabı yaparlardı. Sabahleyin gönderirlerdi, öğlene paraları gelirdi. Şimdi öyle diye yani. Şimdi de binlerce ayakkabı çıkıyor, yine millet aç. İki tane usta 8 çivi ayakkabıyla para kazanırdı. Hesap edebiliyor musun o zamanlar? O zaman para kıymetliydi mesela o yıllarda. Ayakkabı az üretilirdi, çabuk satılırdı. Veresi karası yiyordu. Şimdi bir çek senet çıktı. Adam 2 senelik çekinden ayakkabı satıyor. Ya şimdi bu dönemde önemli yok, kalmadı önemi yani. Bu önemi kalmadı yani ayakkabıcı şu anda. Çünkü fabrikalar kuruldu, ayakkabı çok çıkıyor, dışarıdan ihraç oluyor. Eskiden mesela dışarıdan gelmezdi, bir şey olmazdı. İnsanlar çok rahatladı, para kıymetliydi. O zaman şimdi bu kadar tabii yapan yoktu. İnsanlar nüfus azdı mesela o yıllarda. Yapan yoktu. Böyle kıymetliydi yani meslek o yıllarda. Ama şimdi kıymeti kalmadı. Fabrikalaştı ya, fabrikalaşınca kıymeti kalmaz. Çok çıkıyor. Çok çıkınca ne oluyor? Kıymeti kalmıyor. Avenir, usta belgeselini sundu.